Osmanlı Devleti'nin siyasi bir teşekkül olarak ortaya çıkışı 13. yüzyıl başlarında bir uç beyliği şeklinde olmuştu. Başlangıçta gayet sınırlı bir organizasyona sahip olan bu beylik, bir aşiret gücü olarak gaza ve cihatla meşgul oluyordu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'da kurulan pek çok beyliklerden biri olan ve emsallerine göre oldukça sınırlı bir alana hükmeden Osmanlıların, kısa süre zarfında aşiretten devlete ve hatta imparatorluğa evrilmesinde Batı aleyhine yaptığı fetihlerin ve sistemli bir idari yapı inşa etmesinin büyük payı vardı. Söz konusu bu idari yapının şekillenmesinde en etkili olan ailelerin başında ise Çandarlılar gelmekteydi. Osmanoğullarından sonra devletin en nüfuzlu ailesi olan Çandarlılar, merkezi otoritenin tesisi ve devletin kurumsallaşmasında önemli roller üstlenmişti. Özellikle Orhan Gazi devrinden itibaren gaz askerlik, vezir-i azamlık gibi çok önemli devlet görevlerini ifa etmeye başlayan bu aile, Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa, Çandarlı Halil Paşa gibi önemli pek çok devlet adamını bünyesinden çıkarmıştı. Yeniçeriliğin temellerinin atılmasında da Çandarlı ailesinin rolü büyüktü. Çandarlı ailesinin devlet ricalinde yer edinmiş ilk üyesi Kara Halil Paşa olarak da bilinen Halil Hayrettin Paşa'ydı. Eskişehir Türkmenlerinden olan Kara Halil Paşa aynı zamanda Ahi kökenliydi. Şeyh Edebali ile hem mürit hem de akrabalık ilişkileri bulunan Halil Paşa sırasıyla Bilecik, İznik ve Bursa kadılıklarına getirilmiş ve Orhan Bey'in isteği sonucunda şekillenmeye başlayan düzenli ordunun kurulmasında başrolü oynamıştı. Başlangıçta Yaya Teşkilatı adıyla oluşturulan bu ordu, Kara Halil'in devlet içerisinde daha aktif hale gelmesiyle birlikte meşhur Yeniçeri Ocağı'na dönüştürülmüş, Kara Halil Paşa'nın vefatından sonra ise vezirlik makamına kaz askerlikten yetişme oğlu Ali Paşa getirilmişti. Çandarlı ailesinin vezirlik makamındaki ikinci üyesi olarak bilinen Ali Paşa, gerek 1. Kosova gerekse Nibolu gibi önemli savaşlarda babasının teşkilatlanmasını sağladığı düzenli birliklerin başında önemli askeri başarılara imza atmıştı. 1. Mehmet yine aynı aileden olan Çandarlı İbrahim Paşa ile yola devam etmiş, 1. Mehmet'in oğlu 2. Murat da atalarının geleneğini devam ettirerek tahta geçince Vezir-i Azamlığa meşhur Çandarlı Halil Paşa'ya getirmişti. Adını büyük dedesinden alan Halil Paşa, ataları gibi ilmiyeden yetişmiş bir paşaydı. Vezir-i Azamlık görevine geldiği ilk dönemlerde Osmanlı Devleti, Fetret devrinden kalma sıkıntıları hala yoğun olarak hissediyordu. Yaşanan taht kavgaları, Avrupa devletleriyle yaşanan gerilimler, devletin önünde ciddi engeller olarak duruyordu. Bu ve benzeri durumlar, devlete nefes aldırmak adına Halil Paşa'yı Avrupa güçleriyle daha fazla diplomatik ilişki kurmaya yönlendirmişti. Bu dönemlerde Bizans, Osmanlı'ya karşı kendini güvene almak ve Papa'dan siyasi, askeri destek almak için bir takım faaliyetlerde bulunuyordu. Halil Paşa, bu dönemlerde gündeme gelen Doğu ve Batı kiliselerinin birleşerek yeni bir Haçlı Birliği'nin kurulacağı söylentilerini Osmanlı Devleti için en önemli tehdit olarak değerlendiriyordu. Bizans'ı vergiyle Osmanlı'ya bağımlı bir hale getirmek ve fazla sıkıştırmamak politikasını devletin selameti açısından daha doğru buluyordu. Babası İbrahim Paşa'nın 1. Mehmet'in tam güvenini kazanması gibi Halil Paşa da 2. Murat'ın itimadını sağlamıştı. 2. Murat, hakimiyet devrinde Anadolu ve Rumeli'de önemli fetihlerde bulunmuş ve devletin sınırlarını genişletmişti. Ancak başarısızlık ile sonuçlanan Belgrad kuşatmasının ardından Rumeli'de yaşanan bir dizi mağlubiyet İzladi Savaşı'na yol açtı. İzladi Savaşı sırasında Macaristan'ın liderliğindeki Haçlılar ile ittifak içinde olan Karamanoğulları Anadolu'da Osmanlıların aleyhinde faaliyetlerde bulunmaya başladı. Rumeli'deki Haçlı tehdidini ortadan kaldıran 2. Murat, Karamanoğulları üzerine yöneldi ve burada da durumu kontrol altına almayı başardı. Ancak yaşanan son olaylar 2. Murat'ın meşrutiyetinin sorgulanmaya başlanmasına neden oldu. Devlet içerisinde savaşlarda alınan yenilgilerin nedeninin 2. Murat'ın yönetim anlayışının başarısızlığı olduğunu düşünenler artmaya başladı. Böyle bir ortamda 2. Murat'a karşı ortaya çıkan tepkiler giderek daha üst perdeden dile getirilmeye başlandı. Devlet içerisinde kendine karşı gelişmeye başlayan eleştirilerle birlikte muhtemelen 2. Murat'ın kendisi de vicdanını teskin edememiş, yenilgilerden kendisini sorumlu tutmuştu. Tüm bunlara ek olarak bu sıralarda kaybettiği, çok sevdiği oğlu Alaaddin'in acısıyla dünyevi işlerden soğuyan 2. Murat bir karar aldı. Macaristan ile Edirne-Segedin Anlaşması'nı,
Karamanoğulları ile de Yenişehir Anlaşması'nı yaparak devletini bulunduğu zor durumdan çıkardığı kanaatine varan II. Murat, yaşadığı maceralı ve zorlu saltanat devri sonrasında tahtı oğlu II. Mehmet'e kendi rızasıyla bırakarak inzivaya çekildi. II. Murat'ın bu kritik kararından kısa bir müddet sonra Avrupalılar, yaşlı Gazi Kurt olarak adlandırdıkları sultanın tahttan feragat etmesini fırsat olarak gördü ve barışı bozmak için harekete geçti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine henüz 12 yaşında olan II. Mehmet, Çandarlı Halil Paşa'nın da tavsiyesine uyarak babasını ordu komutanı olması için başkente davet etti. Ancak II. Murat dönmek istemiyordu. Bunun üzerine II. Mehmet babasına bir mektup daha gönderdi. II. Mehmet gönderdiği mektupta babasına şu şekilde seslendi. Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem size emrediyorum. Gelip ordunun başına geçiniz. Bu mektuptan sonra Edirne'ye gelen II. Murat, başına geçtiği orduyla 1444 Varna Savaşı'nda Haçlıları feci bir bozguna uğratmayı başardı. II. Mehmet bu olaydan sonra bir süre daha tahtta kalmaya devam etti. Genç sultanın çevresinde yer alan ve aynı zamanda padişahın lalaları olan Zanos ve Şahabettin Paşalar, Çandarlı'nın tedbirli politikalarının tersi istikamette bir anlayışa sahiplerdi. Genç sultanı Macarlar üzerine sefere ve hatta Konstantinopolis'i fethetmeye teşvik ediyorlardı. Bütün bunların Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanacağını düşünen Çandarlı Halil Paşa, Varna Savaşı sonrası tekrar Manisa'ya dönen II. Murat'ın tahta yeniden oturmasını sağlamaya çalışıyordu. Halil Paşa, genç hükümdarın devlet yönetiminde yetersiz olduğunu ve çevresinin etkisi altında kaldığını belirterek II. Murat'ı ikna etmeyi başarmıştı. Sultan Murat'ın Edirne'ye gelişi, Çandarlı ve yandaşları olan İshak Paşa ile Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan için bir zafer sayılırken, Zanos ve Şahabettin Paşaların ise kızağa çekilmesi anlamına geliyordu. II. Murat'ın tahta yeniden geçmesi sonrasında II. Mehmet, şehzadelik payesiyle Manisa'ya gönderildi. Adeta yumuşak bir darbeyle tahttan indirilen genç Mehmet, babasına itaatini bildirmiş fakat Çandarlı'nın bu işteki dahlini hiç unutmamıştı. Aradan geçen yılların ardından 1451 senesinde Sultan Murat vefat etti. Devrin kudretli sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet'e babasının ölüm haberini bir kulakla duyurdu. II. Mehmet yeniden tahta geçtiğinde Çandarlı Halil Paşa'yı sadrazamlık görevinde bıraktı. Çocukluğundan beri Kızıl Elma olarak belirlediği İstanbul'un fethi için Yeniçeri Ocağı başta olmak üzere devlet kurumlarında büyük nüfuzu olan Halil Paşa'yı da ikna etmesi gerektiğini biliyordu. Genç sultanın Osmanlı topçu sınıfını ve askeri nizamını yeni bir şekle sokan Halil Paşa'yı bu denli dikkate almasının sebebi sadece sahip olduğu nüfuzdan değil, aynı zamanda usta ve bilge bir devlet adamı olmasından da kaynaklanıyordu. II. Mehmet, İstanbul'u fethetmek için harekete geçtiğinde padişahın bu hamlesini kabul etmiş görünen Halil Paşa, kuşatmanın devam ettiği sürece şehrin düşmeyeceğini düşünüyordu. Düşse bile Macarların başını çektiği bir Haçlı ordusunun İstanbul ile beraber Osmanlı'yı da fazlasıyla zarara uğratacak saldırılar yapacağı ihtimali üzerinde duruyordu. Paşa düşüncelerini belirtmekten hiç çekinmedi. Bilgeliği ve geçmişi değerlendirmeye dönük tavrı II. Mehmet tarafından hep dikkate alınan Halil Paşa'nın padişahın gözünde ipini çeken olay ise İstanbul'un fethinden sonra gerçekleşti. Fetihten sonra Bizans orduları komutanı Notaras, sultanın huzuruna getirildiğinde şehri teslim etmemelerinin sebebini İstanbul'un kendileri için kutsal olmasından ve kendilerine eninde sonunda kuşatmanın kaldırılacağına dair karşı malumatlar gelmesinden kaynaklandığını bildirdi. Bu iddia, Çandarlı Halil Paşa'ya muhalif olan Şahabettin ve Zanos paşaların da görmeyi istedikleri tabloyu ortaya koyar türdendi. Çandarlı'nın geleceğini iddia ettiği Macar ordusunun gelmemesi ve fethin çok zor olacağını iddia etmesine rağmen gerçekleşmesi, Paşa'ya dair duyulan şüpheleri iyice arttırmıştı. Şahabettin ve Zanos paşaların aleyhindeki bir takım faaliyetleri sonucunda Halil Paşa, fetihten bir gün sonra tutuklandı. Kısa bir süre sonra da bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle idam ettirildi. Çandarlı'nın idamı sonrasında Osmanlı devlet yönetiminde artık yerli büyük ailelerin değil, padişaha sorgusuz bir teslimiyetle bağlı olan devşirme kökenli devlet adamları egemen olacak ve fetihle birlikte imparatorluğa dönüşen devlet yepyeni bir nizama geçecekti.
Hakkındaki tartışmaların bugün dahi sürdüğü Çandarlı Halil Paşa, kimine göre bir hain, kimine göre de diplomasiye hakim olan ve devletin esas bekasının bu sayede devam edeceğine inanan büyük bir devlet adamıydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın.